Diyet yapmadan iki kuralıyla zayıflamak mümkün desem. Dümdüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemelisin. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Bize kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Enerjik, dinamik, bilgi dolu kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İyi ki şu an bu videoyu izliyorsunuz. Bu tarifimle birlikte 3 günde göbek eriten ve metabolizmayı hızlandıran, aynı zamanda vücuttan ödemleri atan harika bir tarifimle geldim. Hatırlıyor musunuz? Geçen sene manken çorbası yapmıştık. Ona benziyor. Siz isterseniz bunu çorba şeklinde, isterseniz yoğurt kasesinde yoğurt gibi de tüketebilirsiniz. Herkesin evinde olan, rahatlıkla herkesin ekonomik açabileceği malzemelerle %100 etkili, şişen göbeği indiren, göbekleri dümdüz yapan tarifim. Tüm detayları videonun sonlarına doğru veriyor olacağım. 3 günde göbeklere elveda edeceğiz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve kanalıma abone değilseniz hemen abone olun, yoksa üzülürüm. Çünkü siz abone oldukça benim daha çok video çekme isteğim artıyor ve kitlem büyüdükçe daha çok video çekmek istiyorum. Haftada 4 yeni video yüklediğim YouTube kanalıma muhakkak sen de abone ol. Her haftada 4 tarifimle yeni tarifler çekiyorum sizlere. Aynı zamanda bu tarifimi uygularken saat kaçta yemen gerekir, nelere dikkat etmen gerekir, hepsini anlatıyor olacağım. Hadi yapımına geçelim. Öncelikle hangi malzemeyle başlıyorum? Kapya biberle başlıyorum. Kapya biberi tam mevsimi. İçinde A, C, K vitaminleri var. İçinde potasyum var. Aynı zamanda antioksidan bir sebzedir kapya biberi. Kalp sağlığının korunmasında, sinir sisteminin iyi çalışmasında, kabızlığın çözülmesinde kapya biberini kullanacağız. Zayıflamak isteyen çoğu kişi ve göbeği şiş olan çoğu kişi genellikle, dikkat edin, ben hep şöyle söylerim. Şurası şiş değildir. Genelde şurası şiştir. Bu şişlik de bağırsaktır aslında. Çünkü mide burada. Yani aslında baktığımızda bağırsakları çözersek olayın tümünü çözmüş olacağız. O yüzden şu bağırsak sağlığımız için kapya biberi kullanacağız. Ve şişen göbeği indireceğiz. Dümdüz yapacağız. 3 günde göbeklere veda edeceğiz. Hadi. Hemen şöyle bakın, bir tane kapya biberi ortaya böldüm. Çekirdeklerini aldım onları. Daha sonra minik minik bunları böyle kestim, doğradım. İçine kapya biberi ekliyorum. Bu sadece bir tane kapya biberi. Ne kadar çok bereketli değil mi? Bakın şöyle kapya biberimi ekledim. Önümü iyice açacağım. Net görünüyor. Harika. Devam ediyoruz. Şimdi öncelikle bunun içine bir yemek kaşığı chia tohumu ekliyorum. Çünkü bunu akşam yemeği yerine yiyeceğim için ya da kahvaltı yerine, nasıl isterseniz, ikisi de uygundur. Ben olsam akşam yemeği yerine yerim. Bir yemek kaşığı burada chia tohumu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı, bakın yemek kaşığının yarısı kadar keten tohumu ekliyorum. Chia tohumu özellikle içinde neler var? İçinde flavonoidler var. Hem sindirim sisteminde hem kalp sağlığının korunmasında, aynı zamanda iyi bir sindirim sistemi için, kabızlığın çözülmesinde bunu kullanacağız. Chia'nın şöyle bir özelliği var. Chia mideye girdiğinde midede 100 kat şişme özelliğine sahip. Bu şişme özelliğiyle daha uzun süre tokluk sağlıyor şişeceği için. Mesela bu taneler midemizde 50 kat büyüyebiliyor. O yüzden doygunluk hissi açısından çok önemli. Keten tohumu özellikle kanser savardır. Aynı zamanda iyi bir omega 3 kaynağıdır. Sindirim sistemini çalıştırır, kabızlığı çözer. Ama özellikle ailesinde meme seansı olan kadınlar kullanmamalıdır. Ben önermiyorum. İçine maydanoz ekliyorum. Neden maydanoz ekliyorum? Çünkü içinde ne var? Maydanozun ödem atıcı. Aynı zamanda iyi bir antioksidan, oksidatif stresi azaltmada, aynı zamanda vücuttan toksinleri atmada C vitaminden oldukça zengindir. Zayıflama diyetlerinde bol bol maydanoz veriyoruz. Hem iyi ödem atılsın hem de hastalıklardan korunalım. Ama zayıflamak için o kadar etkili ki. Zaten C vitamini başlı başına faydalı. Aynı zamanda kırmızı kapya biberi de C vitamininden faydalı. O zaman ne diyoruz? C vitamini zayıflatır diyoruz. İpucu. Şöyle kaplarımı uç tarafa alıyorum. Şimdi bunun içine yaklaşık bu bardak büyük bir su bardağı, istersen 1,5 ama bir su bardağı idealdir. Eğer 60 kilo ile 70 kilo bandındaysan bir su bardağı, 70 kilonun üzerindeyseniz 2 su bardağı kullanabilirsiniz. Hemen şunu güzelce ekliyorum. Şöyle bakın. Tam çorba oldu bence. Ama bunun biraz kıvamı bekletince böyle kıvam alacak. O chia tohumları çünkü şişecek, keten tohumu şişecek,
kapya biberi iyice aromasını verecek. Hocam ben maydanoz sevmiyorum diyorsan nane kullanabilirsin. Hocam maydanoz sevmiyorum dersen sarımsak bile kullanabilirsin. Ya da hiç maydanoz kullanmayıp salatalık bile koyabilirsin. Yeter ki uygula. Şimdi öncelikle bakın çok güzel bir tarif oldu. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Öğün yerine tüketeceğiz bunu. Akşam yemeği yerine ben istiyorum. Kahvaltı nasıl olacak 3 gün boyunca? 1 ya da 2 yumurta, tereyağında veya haşlama. Bol yeşillik, avokado veya 15 siyah zeytin. Yanına kayısı çayı veya kiraz sopa çayı. 11'de kahvaltı, 4.30-5'de akşam yemeği bitecek. Bunu akşam yemeği yerine tüketeceğim. 1 saat aç karnına yürüyüşüm yapacağım. Bol Türk kahvesi, bol bitki çayı ve günde 1 saat yürüyüşle destekleyeceğim. Fakat bu diyeti uygularken 3 günde göbeklerden kurtulmak istiyorsak vitamin değerlerimiz eksik olmayacağız. Çok çiğin yiyeceğiz, stres yaşamayacağız, stresten 3 gün boyunca bir uzak duracağız ve zayıflayacağız. Kendinize inanacaksınız, inanmadan olmaz. Bakın bunu kıvam alması için kenara bırakacağım. Harika bir tarif. Hemen ilk tadımı ben yapmak istiyorum sizlerle. Siz de uygulayın, beni etiketleyin, paylaşın. Sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Tam bir yaz çorbası. Özellikle yazın böyle sıcak çorba istemeyenler için çok etkili. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.